Bir Masal Anlat Öğretmeni projesini yaptım. Bu projeyle Türkiye genelinde 5000 çocuğa masal anlattım. Sonrasında da Milli Eğitim Bakanlığı Türk okullara, Türkiye'deki tüm okullara bir yazı gönderdi. Okulunuzda fark eden bir öğretmeniniz var mı diye. Müdür Bey de sağ olsun beni yazdı ve ben pandemide fark eden öğretmen seçildim. Ben Sultan Serdar Doksöz. 1985 yılında Ankara'da dünyaya geldim. Eğitim yıllarımı Ankara'da tamamladıktan sonra Gaziantep Üniversitesi Türkçe Öğretmenliği'nden 2006 yılında mezun oldum. Mezun olur olmaz da kendi mezun olduğum ortaokula öğretmen olarak atamam gerçekleşti. Çocuklar için üretmeyi çok seviyorum. Çocuklar için çeşitli projeler yapıyorum. Ulusal proje koordinatörü olarak şu an görevdeyim. Çocuklara dokunmak gerçekten bana inanılmaz bir hayat enerjisi veriyor. Herkesin hayatta tutunduğu bir alan vardır. Benim de tutunduğum alan çocuklar. Yazıyorum çocuklar için. Onları farklı dünyalara götürmek, hayal dünyalarını genişletmek temel hedeflerimden. Onların mutluluğuna küçük bir kapı açabiliyorsam, bunu sağlayabiliyorsam tabii bu beni çok mutlu ediyor. Bunun dışında yayımlanmış şu an için 37 kitabım var. Bugün de Ankara'da Bursa'ya Cavit Çağlar İlkokulu için geldim. Gerçekten Cavit Çağlar İlkokulu'nu önceki bir yazar, öğretmen, bir anne olarak da tebrik ediyorum. Çünkü bu çok güzel bir proje. Biliyorsunuz 6 Şubat'ta maalesef hepimizi hüzne boğan, kimsenin hiç beklemediği, ummadığı bir anda bir karanlığın içinde bulduk kendimizi ülke olarak. Ve tabii ki burada bilmediğimiz bu belirsizlikte evler yıkıldı ama yıkılan sadece evler değildi tabii ki. Hayallerimiz, düşlerimiz, umutlarımız, geleceğimiz de yıkıldı ve çocukların oyuncakları, kitapları enkazlar altında kaldı. Bu anlamda bu proje çok değerli. Burada çocuklarla birazdan bir masal etkinliği yapacağız. Hem çocuklara bir moral vereceğiz. Çocuklar çünkü bu süreçte çok yıprandılar hepimiz gibi. Tabii ki herkes çok etkilendi ama çocuklar bu alanda hani onların etkilenme oranları bizden daha fazla. Ne kadar göstermeseler de. Şimdi oyunlarla, işte masallarla çocukları burada iyileştirirken imzalanan kitaplarında deprem bölgesindeki çocuklara iletilmesi gerçekten çok kıymetli. Bu anlamda Cavit Çağlar İlkokulu'nu tebrik ediyorum. Beni de buraya davet ettikleri için kendilerine teşekkürlerimi sunuyorum. Sihirli kitap seti, ben Türkçe öğretmenliği yaptım 15 yıl boyunca. Bu 15 yılda içerisinde şunu gördüm. Yani bugün Türkiye'de şehirdeki insanın derdi de çocuğum kitap okumuyor. İşte köydeki velinin derdi de çocuğum kitap okumuyor. Yani kitap okuma konusunda bir sıkıntılar olduğu için ben de kafamda çocuklara kitap okumayı nasıl sevdirebilirim? Hep bunu bir Türkçe öğretmen olarak düşünüyordum. 15 yıl boyunca düşünürken pandemi döneminde bir kafamda bir ışık yandı diyebilirim. Dedim ki çocuklara okumayı sevdirecek bir proje yapayım. Sihirli kitap aslında bir projeydi. Kitap okumayı sevmeyen çocuk yoktur. Sihirli kitabıyla tanışmayan çocuk vardır. Öyle bir set yapmalıyım ki, öyle bir seri oluşturmalıyım ki dedim. Yani çocuğa okumayı sevdirebilmeli. Oturdum pandemi döneminde 64 sayfa 10'ar kitaptan oluşan toplamda 640 sayfalık fantastik bir roman yazdım. İnanıyorum ki bu kitap tüm dünya çocuklarına okumayı sevdirecek. Çocuklar gülsün. Onlar hep mutlu olsunlar. Umut her zaman var olsun. Tez zamanda bizi üzen, yoran bu karanlığın içinden hep beraber el ele çıkabilelim. Bir zamanlar uzak uzak ormanların dilinde bir serçe yaşardı. Serçenin bir gün karnı çok acıktı. Karnına sesler gelmeye başladı. Bana yardım eder misiniz? Gitmiş dinlerin yanına.